Sanırım merhaba. Şu an size Calaska, hani motor Calaska, 3 ayak Calaska kurulumu ile ilgili bir video çekiyoruz. Ya burada çok böyle ayrıntılara girmeyeceğim. Zaten siz de bu işi yapabilirsiniz. Basit bir video ünite. Kurulumu da basit. Ama yine de birkaç püf noktaları var. Ben bunları göstermek istiyorum. Normalde iki kutu olarak geliyoruz zaten. Birinci kutu şu. Burada civatalar var zaten. Civatalar. Bu civatalar, şu civatalar bu kutuların içinde çıkıyor. Burada ve burada çıkıyor. Biz açtık şimdi bunu. Videonun başında açtık. Burada çıkan şu tekerler var. Tekerleri takarken bakın. Şurada civata, yani somun yerleri, somunlar yukarı gelecek. Bunlar ters gelirse teker somunlara, yani şu yukarı çarptığı için bunlar bu şekilde takmanız lazım. Buradan içeriden sıkmanız gerekiyor. Bazı ustalar bunun kolayına kaçıp somunu bu tarafa alıyorlar ama civatayı buradan salıp somunu bu tarafa alıyorlar. Ama ilerleyen zamanlarda bu tekerlerin sürtme yapıyor. Bazı şeylerde, bazı calaskalarda. Şimdi bizim calaskamızda şu var. Bu ayakların kapandığı yerde normal şu civatalar da var. Bir de şunlar havşa başlı civatalar. Havşa olarak şey. Yani bu havşa başlı civataların yerleri buraya gelecek. Biz bu ayağı topluyoruz. Bunu sıkacağız. Bundan sonrasına devam edeceğiz. Ustalarım, tekerlerini taktık ama sizden özellikle size söylemem gereken şu somunları, civataları çok iyi sıkmalısınız. Çünkü bu somunu ve civataları iyi sıkmadığınız sürede betonda hareket ettirdiğiniz için bunu vibrasyondan dolayı bunlar açılıyor. Açıldıktan sonra da bu parçalar kırılıyor. Yani bunlar döküm parçalar, kırılmaları da yani bu vibrasyondan dolayı kırılmaması için bunları iyi sıkmanız gerekiyor. Bundan sonra çok dikkat etmemiz gereken bir noktaya geldik. Şu parçayı montajını yapacağız. Bu parçayı montajını yapacağız. Bir saniye, şöyle. Şunlar, iki tane. Biri bilmem neyse. İnce ve uzun. İki civata, bir. Bir de bu var. Tamam. Şimdi biz bunları bir sıkalım, toplayalım. Noktasını söylüyorum. Bunu ben buraya bunu monte edeceğim şu şekilde. Şu. Bu calaskada, calaskalık dayanağı, bütün yükü, her şeyi çeken bunlar, yani kamyonlardaki makaslar gibi zıplamayı, böyle bir sert hareketleri söndüren parça. Bu bir makas. Kamyon makası gibi. O yüzden bu parçayı bir size takarken onu göstereceğim. Bunu bilerek bunu sıkmamıştım. Çünkü neden sıkmadım onu size söyleyeceğim. Şimdi bunu yerine, şu parçaları yerine oturtturabilmek için, bunun hareket, şu parçanın hareket etmesi lazım. Şuradan zaten garanti kapsamına, garantiye girmiyor. Şimdi burayı devam... Asıl parça bu parça. Pompalaması, açma kapaması, indirmesi.
Kullanmadan önce şurayı bir açın. Şurayı bakın, bir fıslama yaptı burası. Fıslama yaptı. İçeride bir hava kalıyor. O havayı bir boşaltın şey duruma göre. Şimdi bu parçayı şimdi... Şu kısmını biraz kaldırdık. Sonra vidasını taktık. Şimdi... Şimdi bu calaskaları biz satarken 1 ton, 1,5 ton, 2 ton diyoruz. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu aldım ben, yani 1,5 tonluğa taktım. Tamam, şurada, bu burada 1,5 ton. Bir tane bunu aldım, burada taktım. Burada taktım 1,5 ton. Ama burada işte 1 ton. Sonra 500 kilo. Buraya doğru hani uzattıkça tonajı düşüyor. Ona göre dikkatli kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu motor takmak için taşıma zincirimiz. Buraya sokuyorsunuz. Şuradan bu parçayı buraya atıyoruz. Oradan somunu sıkıyorum. Bu parçanın yeri burası. Kol burada duruyor. Bu şekilde. Şöyle. Bu da calaskalı ileri geri sürükleyebilmek için geliyoruz. Kol yani burada. Bunu takip. Bakın özellikle söylüyorum. Bizleri elimizde tutuyoruz ama bunları özellikle iyi tutmanız gerekiyor. Şu anda calaskalımız hazır. Bunları özellikle iyi tutmanız gerekiyor. Şu anda calaskalımız hazır. Böyle kullanılır şekilde. Calaskalımız hazır. İndirmek istediğimiz zaman bu şekilde indireceğiz. Bu şekilde. Hızını kulatayı ne kadar görsek yavaş keserseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Hızlar şimdi zaman hızlı iniyor. Şu anda calaskalı şekilde topladık. Ayakları kaldıralım. Bunu çıkartıyorsunuz, bu parçayı. Şuradan çıkartıyorsunuz. Şu şekilde kaldırıyorsunuz havaya. Buraya dayıyorsunuz.